Merhaba arkadaşlar. Merhaba canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Evet. Bugün ne paylaşıyoruz anneciğim? Çok güzel, mis gibi kokan çilekli Dondurma. Dondurma tarifi paylaşıyoruz. Yusuf da çok sevdi değil mi annem? Evet. Ve şimdi hemen tarifimize geçelim. 5 numara 5 yıldız. Yarım kilo çileğim var. Yıkadım. Suda biraz beklettim. Saplarını aldım. Ve hemen robotuma alıyorum. Robotumuzun kapağını kapatıp biraz çalıştıralım. Diğer çileklere de yer açılması için ve diğer çilekleri de ilave edelim. Benim robotum ufak, siz büyükse hepsini aynı anda yapabilirsiniz. Çok güzel görünüyor daha şimdilikten. Bir çay bardağı sütüm ve tekrar karıştırmaya devam edelim. Bir paket kremam. İlave edelim ve tekrar karıştırmaya devam edelim. Çok güzel oldu. Hemen buzdolabına yerleştireceğim. Borcamama aldım ve bir yemek kaşığı bal ilave ediyorum. Çok tatlı seviyorsanız 1,5 yemek kaşığı da olabilir. Şekersiz, çok güzel. Sizin için şekerli de deneyeceğim. Bakalım hangisi daha güzel olacak. Bu kez balayı yapıyoruz. Şimdiden mis gibi kokuyor. Güzel ve el direndirinden birden kokuyla devam edelim. Balımız da güzelcinden karıştı. Çok güzel oldu. Üzerini kapatıp buzdolabında bekletelim. 4 saat. 4 saat sonra tekrar el blenderından güzelcinden karıştıracağız. Bunu 4-5 defa tekrarlayacağız. Kenarlarını siliyorum ve üzerine yağlı kağıtla kapatıyorum. Ve hemen buzdolabını alalım. 4 saatin sonunda istiyorum dondurmamı. Çok güzel. Rengi çok güzel. Kokusu çok güzel. Hemen biraz kaşıkla önce karıştırıyorum. Sonra el blenderına tam 5 dakika devamlı karıştıracağım arkadaşlar. 4 saat oldu. Sonra tekrar dolaba yerleştirip 3 saat sonra tekrar karıştıracağım. Bu işlemi 4-5 kez tekrarlayalım ki dondurmamız daha güzel olsun. Tekrar yağlı kağıdı içine yaptım ve derin dondurucuya tekrar koyalım. 3 saat oldu ve dondurmam daha güzel olmaya başladı. Hemen tekrar biraz kaşıkla, sonra blenderla tekrar 5 dakika hiç durmadan karıştırmaya devam edelim. Gece yatmadan önce son kez daha karıştırdım. Bu son karıştırmam arkadaşlar. Hemen tekrar üzerine yağlı kağıtla kapatıp bir gece dolapta bekletiyoruz. Ertesi gün tadına bakıyoruz. Ve gerçekten çok güzel görünüyor. Tabii en sonunda dondurmamızın yağlı kağıdı alıyoruz üstünden. Kendi kapağını kapatarak dolapta istediğimiz kadar bekletiyoruz ve çıkarıp yiyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel kıvamı, kokusu çok güzel. Gördüğünüz gibi biraz da yedik. Yusuf'un arkadaşı vardı. Onlar da yedi, çok beğendi. Üstünde çikolata sosu çok güzel oluyor. Biraz çikolata erittim üzerine. İsterseniz sonra Hindistan cevizine de batırabilirsiniz. Yapması çok zevkli. Gördüğünüz gibi çok güzel. Kıvamı da. Geldi tadım kısmına. Bak anneciğim. Zaten son arkadaşları vardı, yedik değil mi? Çok güzel. Çileğim de yerliydi. Çok güzel kokuyor. Mis gibi çilek. Çilekli dondurma sevenler bu tarifi kaçırmasın değil mi anneciğim? Hı. Nasıl annem? Sen... Sabah verir misin? Verim anneciğim. Zaten yemişti Yusuf. Hı hı. Şu an iki tane yiyor. Evet, iki tane yedi. Çünkü çok sevdi. Hı. Dondurma soğuk olunca çikolatamız dondu.
biraz kaydım anne. Ne koyayım? Bir yanına koymana gerek yok anneciğim. Aslında bu bak bu kadar. Bu kadar. Aslında sen bana çok puan vereceksin yine 10 puan. Elinde dondurma olunca öyle yaptın değil mi? Hı. Nasıl annem çok güzel değil mi? Çileği de çok güzel. Sever benim oğlum. İstediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Videoya başlamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet çok mutlu oluruz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.